Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 31 Aralık 2023'ün son videosu. Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yeni yıl diliyorum. Sadece takvimlerden bir gün değişmiş oluyor. Onun dışında da çok bir beklentimiz, çok bir şeyimiz yok. Açıkçası hani pazardan pazartesiye geçiyorsun. Ama inşallah 2024 yılı güzelliklerin konuşulacağı, Fenerbahçe şampiyonunu kutlayacağımız güzel takvimlerin yer aldığı, güzel başarıların, güzel gelişmelerin yer aldığı bir yıl olur. Herkese sağlık diliyorum. Öncelikle yani yeni yıldan falan bir şey dilemiyorum. Allah'tan diliyorum. Hepinize Allah'tan sağlık, sıhhat, mutluluk. Varsa borcunuz inşallah edersiniz, edasını versin Rabbim. Varsa hastalığınız şifasını versin Rabbim. Varsa derdiniz devasını versin, dermanını versin Rabbim. Ben hepiniz adına dua ediyorum arkadaşlar. Ee, yeni yılınız hayırlı, mutlu, huzurlu, sağlıklı olsun. Kamuoyunun dikkatine 29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Süper Kupa final karşılaşması ve bu süreçte yaşananlar üzerinden oluşan gündeme dair kısa bir bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden ciddi bir açıklama geldi arkadaşlar. Sıcağı sıcağına ciddi bir açıklama Süper Kupa'ya dair. Öncelikle tüm süreç boyunca milletimizin yanımızda olduğunu görmekten büyük onur ve mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu zor süreçte bize güç ve destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemiz, cumhuriyetimiz, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve milletimiz, ülkemizin tüm spor kulüpleri gibi Fenerbahçemizin de üstün değerleridir. Biz bu değerleri kupaların, sportif rekabetin Maddi beklentilerin, siyasetin, kısaca her şeyin üstünde tutarız. Biz bu değerleri kupaların, sportif rekabetin, maddi beklentilerin, siyasetin, kısaca her şeyin üstünde tutarız bu değerleri. Süper Kupa final öncesinde yaşanan aksaklıklar, tartışmaya açık olmayan değerlerimizle ilgili hassasiyetimiz nedeniyle yaşanmıştır. Bunun ötesinde herhangi başka bir sebebi ve amacı yoktur. <laughs> yani tartışmaya açık olmayan değerlerimizle ilgili hassasiyetimiz nedeniyle yaşandı diyor. Süper Kupa finalinin iptaliyle oluşan gündemin daha sonra diplomasi, siyaset ve komplo teorileriyle dolu bir kavga ortamına çekilmesi bizi şaşırtmıştır. Açıkçası şunu söyleyeyim arkadaşlar ben az önce bir e, tanıdığımın WhatsApp durumunda da gördüm. Ali Koç planlamış bunu. İşte Galatasaray'daki damadı da demiş ki tamam demiş. Her şey işte siyaset içinmiş. Herkes her şey Suudi Arabistan'la Türkiye arasında savaş çıkarmak içinmiş. Yani komplo teorileri artık çok açtım. Ben size geçmişte bir örnek vermiştim. Siyasi parti liderlerinden bir tanesinin fotoğrafı altına da metin olarak yazmışlar. İşte başa gelirsem Türkiye'yi parçalayacağım. Ya da camileri yıkacağım falan diye yazmış işte. Bunu bana atmış bak diyor işte böyle böyle demiş vay Allahsız kitapsız diyor. Diyorum ki ya diyorum Öyle bir şey nerede söylemiş? Videosu var mı? Kanıtı var mı? Eğer dediyse hadi hep birlikte şey yapalım. Kanıta ne gerek var diyor. Al işte bak fotoğrafın altında var. Ya ben senin fotoğrafın aynısını alıp Allah ikidir de yazabilirim altına dedim. Adamlar inanmıyor. İkna almıyor. Ve bu zihniyet bozuk bir zihniyet. Yanlış bir zihniyet. Olayları ya istediğin tarafa çekmek gibi bir şey var. Neyse şu konuşma bitsin sonra diyeceğim. Yaşanan bu gündemin ne dış politika, ne siyaset, ne de komplo teorileriyle hiçbir ilişkisi yoktur. Kamuoyunda yanlış bir kulvarda sürdürülmeye çalışılan tartışmaların bir an önce sona ermesi en büyük arzumuzdur. Sporun siyasetten uzak olması gerektiğini hatırlatarak spor ve siyaseti birbirine karıştırmadan sporu siyasi rekabetin malzemesi yapmadan herkesi aklı selimle davranmaya davet ediyoruz. Şimdi <laughs> spor ve siyasetin iç içe olması en çok kime yarar? en çok şampiyon yapılanlara yarar. Mesela son kaç senedir? 30 senedir diyelim. 20 senedir diyelim. Spor siyasetle iç içe. Bakın bakalım en çok kim şampiyon yapıldıysa en çok o nemalanmıştır. En çok o memnundur. Kim en az şampiyon yapıldıysa ya da en az şampiyon olduysa ya da en çok şampiyonluğu kimin çalındıysa o da bu olaydan rahatsız olan taraftır. Son cümleler şunu da özellikle belirtmek istiyoruz ki Süper Kupa final maçının organizasyonu ile ilgili yaşanan aksaklıklar sadece iki kulübün taleplerinin kabul edilmemesinden ibaret değildir. Şunu özellikle belirtmek istiyoruz. Süper Kupa final maçının organizasyonu ile ilgili yaşanan aksaklıklar sadece iki kulübün taleplerinin kabul edilmemesinden ibaret değildir. Yani Ali Koç ve Dursun Özbek bir şeyler istedi. Bu kabul edilmedi. O yüzden maça çıkmadılar. Sadece bundan ibaret değildir diyor. Ayrıca maça çıkmama kararı iki kulüp tarafından alınmış olmasına rağmen sadece kulübümüzü ve yöneticilerimizi hedef alarak gerçek dışı spekülatif söylem ve mesajlar paylaşan iftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağımız da kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü. Şimdi şunu çok merak ediyorum. Galatasaray taraftarına bunu özellikle sormak istiyorum. Harbi harbi çok merak ediyorum. Yani bir şey olduğu zaman evet biz de varız biz de dahiliz bak bizim sayemizde oldu falan filan. Olay oldu bitti baktınız ki ceza gelecek bir sıkıntı olacak. Yo sadece Ali Koç yaptı bizim hiçbir alakamız yok. Hatta ve hatta kendi kulüp başkanlığı aptal, mondofon, öyle moron, beyinsiz, geri zekalı gösterme gafletinde bulunan Galatasaray taraftarı var biliyor musunuz? Yazmış oraya. Dursun Özbek zaten diyor geri zekalıdır diyor. Nereye tutsan oraya gelir diyor. Lan bu nasıl bir ifade? Bir bu nasıl bir ifade ya? Bir insan kendi kulübünün başkanına bu ifadeyi nasıl kullanabilir ya? Ya çok özür dilerim bu aşağılık bu bu namusluk bu şerefsizlik ya. Ne demek ya? Ya arkadaş beyinsiz, moron böyle e, ilginç, inanılmaz ifadeler var. Açın sosyal medya. Benim şu paylaş, bu paylaş dememe gerek yok. Açın. Açın. Bunların özel meşhur sayfaları var. WhatsApp grubundan emir alan, talimat alan. Bakın. Bakın bir neler paylaşmışlar ya. Ya Dursun Özbey'in ne haysiyetsizliği, ne onursuzluğu kalmış, ne beyinsizliği kalmış. Ya bu kadar mı? Hadi Ali Koç'a düşmansınız anladım. Fenerbahçe düşmanısınız. Haliyle Fenerbahçe değerlerine düşmansınız. Hatta siz yarın bir gün başka şeylere de düşman olursunuz eminim. O ayrı mesele. kendi başkanınıza bunlar nasıl diyebiliyorsunuz ya? Nasıl diyebiliyorsunuz? Ali Koç'u gömüyüm diye kendi başkan nasıl gömdüğünüzün farkında değil misiniz? Bu kadar mı salaksınız be? Bu kadar mı cahilsiniz? Ya ben hayatımda bak arkadaşlar ben Ali Koç'u eleştirdim. Hatta ve hatta abartayım çok da ağır şey söyleyeyim. Ben hatta Ali Koç'dan için şunu bile söyledim. Ya dedim bazıları diyor ki dedim FETÖ projesi işte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmamak için başa geldi şöyle böyle. Ya dedim artık dedim çileden çıkıyorum dedim kurulan kadro yapılan şeyler. Hani hatalar üstüne. Bir insan bunu bile düşünüyor dedim. Bak bu cümleleri bile kurdum. Ama hiçbirinde Ali Koç sen şucusun, bucusun. işte beyinsizsin, salaksın, şusun, busun. Ben demem abi manyak mıyım? Ya Ali Koç hesabını sormaz. Böyle şeylerin hesabını sormaz. Eminim biliyorum. Hesabını sorup sormamasından dolayı değil. Ben sadece bir insan olarak, bir Fenerbahçe taraftarı olarak kendi değerlerimi niye aşağılayayım? Ya ben hep söylüyorum, yine söylüyorum. Benim hani aylık Fenerium'dan şuradan buradan yani Fenerium'dan yaptığım harcama birçoğunuzun belki maaşının yarısından fazladır ya. Ya ben kulübüne böyle bağlı bir adamım. Anlatabiliyor muyum? Ama ben bu Galatasaray taraftarını gerçekten çözemedim ve sosyal medyadaki bu oluşumu da çözemedim. Niye top hep Ali Koç'a atılıyor? Niye Ali Koç'un başı yanma peşinde? Ya çok merakım siz nesiniz? Mesela İyi Parti Genel Merkezi'ne eee Fenerbahçe ve Galatasaray bayrakları asılmış. Şanlı Türk bayrağı ve Atatürk bayrağı da asılmış. Zafer Partisi yanlış hatırlamıyorsam Zafer Partisi'ydi. Muzaffer Partisi miydi? Zafer Partisi değil mi? şeyin Ümit Ümit Bey'in Partisi diyeyim. Ümit Aktağ mıydı? Ee, neyse ben çok şey yapmıyorum. Ee, Ümit Bey'in Partisi'ydi sanırım. Yani çok ilginç ya. Ya kulübümüzü yöneticileri hedef alan kişilere abi hukuki adımlar atmazsanız zaten adam değilsiniz. Yanlış anlamayın. Ya biz çileden çıkıyoruz ya. Biz çileden çıkıyoruz. Ali Koç savunucusu gibi oluyoruz, şey gibi oluyoruz. Bak sosyal medyada çok çeşitli iddialar var. Çok çeşitli ben gördüm. Mesela bunlardan bir tanesini söyleyeyim. Ne diyor? 5 yıllık proje iptal diyor Süper Kupa. TFF gelecek yıldan itibaren Süper Kupa için Suudi Arabistan'da 5 yıllık bir proje hazırlandıydı. Ancak ertelenen Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası bu projede rafa kalktı. Türkiye Futbol Federasyonu kulüplere gelir kazandırma adı altında Süper Kupa maçını bir mini turnuvaya dönüştürmeyi planlıyordu. İspanya'da kullandığı yöntemle gelecek sezondan itibaren Süper Lig ilk 4 sırada bitiren takımlar kendi aralarında mini bir turnuva gerçekleştirecek. Suudi Arabistan'da bu organizasyon 5 yıl boyunca ev sahipliği yapacaktı. Söz konusu organizasyondan 100 milyon euronun üzerinde gelir bekleniyordu ancak ertelenen Süper Kupa şöyle oldu böyle oldu falan. Ben burada var ya bir cümleye takıldım. Diyor ki sadece iki kulübün isteklerinin olup olmamasından değil diyor. Bakın arkadaşlar. Bakın. 12 numaranın bir paylaşımı var. Diyor ki malum troll ordusunun kökünü kazıyacağız. Fatih'te nargile kafelerde trollük yapmaya benzemez. Kimden bahsediyor bilmiyorum. Açık söyleyeyim, bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bilinen, bilinmeyen tüm troller artık hukuk nezdinde radarımızdadır. Onları ve onlara destek çıkanları kamuoyunda rezil ederek ezecek. Hukuk önünde hesaplaşacağız diyor. Yani ya Ali Koç'a öyle bir saldırma var ki aklın hayalin durur ya. Gerçekten bak. Atılan tüm tweetler faretleri atanlar, organize şekilde hareket edenlere 6222 ve dezenformasyonla mücadele yasası aleyhinde aleyhine adımlar atanlar tespitlidir. Hesabını soracağız diyor. Hadi bakalım inşallah. Ya ben buna kızıyorum bak. Utanmasalar, bak utanmasalar Dursun Özbey'i sattıkları gibi artık birileri Atatürk'ü de satacak. Harbi söylüyorum ya. Ya yazmış oraya Atatürk bilmem nesi şöyle oldu böyle oldu. İki takımda Şampiyon oldu Atatürk şehre çıktınız çıkmaz. Ya çıkıp çıkmama değil. Bak çıkıp çıkmama meselesi değil. Ben bunu anlatıyorum anlamıyorsunuz. Ya ben bunu gerçekten yer anlatıyorum anlamıyorsunuz arkadaşlar. Sadece bu mesele değil. Ya orada de İstiklal Marşı bak. İstiklal Marşı'na ilgili bir sürü iddia ortaya atıldı. Dediler ki İstiklal Marşı okutulmayacak. Ya İstiklal Marşı'nın okutulmaması sizin zorunuza gitmez mi? Benim gider Şanlı Türk bayrakları olmayacak. Normender şarkı söyleyecek. Bak günler öncesinden belli oldu. Haftalar öncesinden belli oldu. Normender çıktı dedi ki benim dedi parla dedi söylettirmeyecekler dedi. Ben Normender doğru sanatçıdır. Yanlış sanatçıdır. Onu geçtim. Ben işin orasında değilim. Ben onun eksik etek zamanını da bilirim yani. Anlatabiliyor muyum? Ben orasında değilim. O diyor ki bize haksızlık yapıldı. Öbürü diyor ki bize haksızlık yapıldı. Vallahi çok garip. Gerçekten çok çok garip bir olay. Ee, ben çözemiyorum. Gerçekten çözemiyorum. Allah istikamet versin herkese. Allah herkese akıl fikir versin. Yani spor siyasetten uzak olsun. İnşallah spor siyasetten uzak olsun. Herkes kendine yakışanı yapsın. Anlatabiliyor muyum? Bugün çıkıp da ya Fenerbahçeliler de Atatürk'ü çok abarttı deyip yarın bir gün çıkıp da ya arkadaş Atatürkçü biziz. Biz ne demek Atatürk o demek diye inşallah kimse kıvırmaz. Ben bu kadar söyleyeyim. Çok da detaya girmekte de istemiyorum. İşin özü herkes bana aynı soruyu soruyor. Onu da cevaplayayım arkadaşlar. Fenerbahçe ceza alacak mı? Yani son dakika Fenerbahçe ve Ali Koç ceza alacak mı? İşte cevabı ve ceza detayı. Arkadaşlar Sosyal medyada şöyle bir olay geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ali Koç'a çok kızdı. Şöyle yaptı böyle yaptı. İşte ee, çok kızdı falan filan. Ali Koç'u fırçaladı şu bu falan filan. Çok sosyal medyada şey döndü dolaştı. Edindiğim bilgilere göre Ali Koç'tan arasında hiçbir tartışma, hiçbir fırça çekme, hiçbir böyle hesap sorma yok. Hatta ve hatta, hatta ve hatta hani olay kapansın, büyümesin, Farklı mecralara çekilmesin diye her iki tarafta uğraşıyor. Ve <laughs> kusura bakmayın. Yani dün Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarını da dinlediniz, duydunuz. Duymadıysanız da duyun. Bugün Ali Koç'un ve Fenerbahçe'nin açıklamasını da duydunuz. Amaç siyaset değil. Amaç işi başka yere çekmek değil. Amaç hani o parti bu parti olayı değil. Amaç sadece orada gelişen olaylar. Ve bilmediğiniz yani ben Fenerbahçe'nin açıklamasından şunu anladım. Bilmediğimiz şeyler var. O bilmediğimiz şeyler herhalde açıklansa o zaman daha büyük sıkıntılar olacak. O yüzden o bilmediğimiz şeyler saklı tutulacak gibi bir şey duydum. Fenerbahçe'ye ya da Ali Koç'a hani hiçbir ceza gelmeyecek arkadaşlar. Hiçbir ceza. Ayrıca şunu söyleyeyim. Ee, yani eğer ceza gelecekse eğer ceza gelecekse hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a gelecektir. Şimdi düşünsenize Fenerbahçe'ye ceza geldi. Asıl sıkıntı buradan oluşmaz mı? Onu da söyleyeyim size. Asıl sıkın. Arkadaş Fenerbahçe'ye düşmanlığı ne? Galatasaray'da çekildi. Onlar da PR'ını kastı. Onlar da çıktı Atatürk dedi. Onlar da çıktı Vatan Millet Sakarya dedi. Ben açık söyleyeyim abi. Fenerbahçe'nin açıklamasından ben çok güzel mesajlar gördüm. Çok iyi mesajlar gördüm. Hocam boş mesaj, boş açıklama. Böyle açıklamam olur? Şu bu falan filan. Ya buyurun siz yapın. Ya buyurun siz açıklamayı yapın. Çok da bir şey söylemeyeceğim. Ama Fenerbahçe ceza almayacak. Galatasaray ceza almayacak. Süper Kupa maçının oynanmaması gündemde ama oynanmazsa iki takımın yaptığı emsal teşkil edip farklı mecralara her şey çekilebilir düşüncesi de hakim. 30-31 Ocak'ta Süper Kupa maçının tekrarının Oynatılması gündemde planlanıyor bilginiz olsun. Ocamcık olmayacak, şu olmayacak, bu olmayacak merak etmeyin. yeni transferlerinden yani Fenerbahçe'nin 3 yeni transferi de oynayabilir durumda olacak herhangi bir sakatlık olmazsa ee, orasına çok takılmayın. Ben sadece burasını anlatmak istiyorum herhangi bir ceza olmayacak. Ee, şeyde federasyon başkanı da ben daha önce size söyledim lig başlamadan istifa etmeyecek öncesinde de söyledim 7 Ocak'ta ligler başlayacak. Şey, 5 Ocak 6 Ocak'ta falan. Bakalım ligler başladıktan sonra nasıl bir skandal bizi bekliyor. Artık sahanın ortasına girip soyunacak mı Mehmet Büyükekşi? Başka bir şey mi yapacak? Nasıl bir skandal olacak? Çok merak ediyorum. Ama ee, beklenmedik bir anda beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olun. Bu kadar söyleyeyim. İyi manada söylüyorum. Görüşmek üzere.